Selam arkadaşlar. Videoyu çekmeye başlayana kadar bayağı zaman geçti. Açılışı nasıl yapacağım? Çok düşündüm, heyecanlandım. Ama bakalım, başlıyoruz. Kısa küçük bir video ile başlıyorum. Bundan sonra inşallah beğenirseniz devam ederim. İlk video konumu sürekli kullandığım favori ürünlerim üzerine yapayım dedim. Bitirip aldığım, çok sevdiğim ürünler bunlar. İlk önce göz ürünleriyle başlamak istiyorum. Postlarımda, makyaj postlarımda sıkça gördüğünüz üzere benim vazgeçilmez rimelim Maybelline Define-a-Lash pembe ambalajlı. Bu rimeli senelerdir kullanıyorum. Başka rimel de sevemedim bundan sonra. Diğerleri garibime gidiyor. Çok alıştım. Hem kirpikleri yapıştırmıyor, ayırıyor. Uzun gösteriyor. Dolgunluk pek verdiği söylenemez. Ama gayet doğal duruyor. Ben çok seviyorum. Bitirdikçe alıyorum. Umarım bir gün üretimi durmaz diyorum. Çünkü ben hangi ürününü sevsem bir süre sonra üretimini durduruyorlar firmalar. Diğer göz ürünüm Flormar'dan Ultra Black göz kalemi. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu arada sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum ama elimde fotoğraf makinesini tutuyorum. Çok da yakın durduğum için sesim ulaşsın diye garip çıkıyor olabilir, bilmiyorum. Bu kalemde yine bitirip sürekli aldığım siyah göz kalemimdir. Gerçi biraz fazla kalıcı kendisi. Çıkarırken çok zorlanıyorum. Bazen kirpik diplerime bayağı bir yer ediyor. Ama yapısını ve sürümünü çok sevdiğim için bitirdikçe alıyorum, yedekliyorum ara sıra. Şimdi dudak ürünlerine mi geçeyim, farlara mı? Hadi rujlardan başlayayım. Birinci rujum nude bir ruj. Tahmin edeceğiniz üzere ben çok seviyorum nude rujları, biliyorsunuz. Bu ruj Pastel'in Starlips serisinden, yaz başı falan çıkmıştı sanırım. O zamanlar koşa koşa gidip almıştım merak edip. O kadar rujum olmasına rağmen. Tabii ki serideki en nude ve bana uygun rengi seçmiştim. O da bu. 501 Melisa adlı ruj. Bu rujlara böyle yabancı markalar gibi isimler vermiş Pastel. Bence çok hoş olmuş. Güzel bir şey. Bu ruju bütün yaz kullandım diyebilirim. Göz makyajımı koyu yaptığım zamanlar sürekli bu ruju sürdüm. Sürekli. Yapısını çok seviyorum. Gayet yumuşak, nemlendirici bir ruj. Dudağı kurutmuyor. Hafif parlak gösteriyor. Aslında swatch yapmak isterdim ama tek elimle makineyi tuttuğum için yapamıyorum. Zaten bu ürünlerin hemen hemen hepsinin swatchları, tanıtımları blogumda var, etiketlerden arkadaşlar bakarsanız ayrıntılı fotoğrafları da görürsünüz. Bugün böyle amatör tek elle bir çekim yaptığım için ancak böyle yakından gösterebileceğim, swatch yapmadan. Diğer rujumuza geçelim. O zaman bu benim Yaz boyunca ve hala bayılarak kullandığım, aşık olduğum Golden Rose rujum. Son makyaj postlarımda da görüyorsunuz zaten. Bu ruju beğenenler de oldu. Perfect Shine serisinden 218 numara. Bu ruj benim azaldı zaten. Biraz daha sürersem bitmeye yakın, bitmek üzere. Yedeğini de aldım. Fiyatına göre yine çok iyi performansı olan rujlardan bence bunlar. 5-7 lira arası satılıyorlar genelde. Bayılıyorum bunların yapısına, yumuşacık. Dudakla bütünleşiyor. Kendime de çok yakıştırıyorum. Cildime çok gittiğini düşünüyorum. Canlı bir görünüm veriyor bu ruj bende. Hani bazı kişiler bu ruj sürdüğünde belli olmayabilir renk. Ama ben beyaz tenli olduğum için bende canlı bir görünüm katıyor. Öyle çok sırıtmıyor da bütünleşiyor işte dudağımla renk. Çok seviyorum. Bunu dayanamayacağım. Elimde swatch yapmak istiyorum. Çok sevdiğim için bu ruju. Swatch'um da çok saçma sapan oldu bu arada. Böyle bir renk. Ne kadar nemlendirici oldu zaten anlaşılıyor parlaklığından. Böyle çok tatlı bir rengi var. Aşığım buraya. Bittikçe alırım yani. Kaç tane bitiririm artık göreceğiz. Diğer bir nude ruja geçiyorum. Bu da yaklaşık 1,5 ay, hatta 1,5 ay bile olmadı. Kasım başlarında sanırım aldığım bir ruj. Bunun da yazısını yaptım blogda sanırım, öyle hatırlıyorum. L'Oréal Caresse serisinden 503 numara Seductive Beige. Bu ruja da bayılıyorum. Aslında bu ruju aldığımdan beri Pastel nude rujumun topucu dama atılmış bulunmakta. Onun yerine nude ruj olarak bunu kullanıyorum aldığımdan beri. Göz makyajlarımı koyu tercih ettiğim için genelde bu ruju da kullanmak farz oluyor tabii ki. Bu Caresse serisinden bende bir renk daha var aslında. Yapısını da sevdiğim için bu seriyi sevdim ben. Çok hafif güzel bir kokuları da var. Ve bu rengi de kendime uygun, yine tenimle uyumlu bir nude ruj bulunca da yine almak istedim. %25 indirim vardı sanırım. 22 liraya geldi. Normalde 30 lira galiba orijinal. Daha böyle bir renk. Çok seviyorum. Bunu da kesinlikle yani bittikçe alacağım, bittikçe alacağım. Öyle bir ruj oldu benim için. Hatta bunu da size hemen tek elle çektiğim halde bir hemen swatchlamak istiyorum. Dayanamadım yine. Evet. Yine saçma sapan boyama yapar gibi bir swatchla. Şu işte L'Oréal olan. Yalnız ikisinin de ne kadar nemlendirici olduğunu görüyorsunuz. Parıl parıl parlıyorlar yani, yumuşak nemlendirici oldukları belli zaten. Bu da bu oluyor işte. Favori rujlarım bunlar şimdilik. Daha önce başka favori rujlarım da vardı tabi ama bunlara alıştıktan sonra, bunları keşfettikten sonra diğer rujları pek kullanmaz oldum. Aslında kullanmak da lazım. Bir sürü rujum var. Şimdi farlara geçelim o zaman. En çok kullandığım, her makyajımda mutlaka bir işime yarayan farımı gösteriyorum. Flormar. Bu farı da biliyorsunuz, çoğu insanda da var zaten. Flormar matte terakota M108 numara. Aslında M108 dememem lazım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. M108 diyelim hadi. Sevmiyorum çünkü öyle yarı İngilizce, yarı Türkçe saçma oluyor bence. Bu farın kapağını da açabilirsem, bir dakika, açtım. Destek alarak açtım. Bu farı da yine aldığımdan beri kullanıyorum. Bu farı Flormar standında görevli kız bana tavsiye etmişti. Aslında sevmem öyle görevli kızların başıma üşüşüp tavsiyelerde bulunmasını. Ama bu farı iyi ki de bana tavsiye etmiş diyorum ya. İlk defa Allah razı olsun dedim sonradan farın güzelliğini görünce. Bu far aslında çok amaçlı bir far. Aydınlatıcı olarak da kullanılabilirmiş yüz için. Ben tabi cildimde pek allık dışı başka ürünü kullanmayı sevmediğim için öyle bir amaç için kullanmıyorum. Ben bu farı göz kapağıma sürüyorum tamamen. Fazla makyaj yapmak istemediğim zamanlar öyle bir makyaj paylaşmıştım zaten, örnek olarak doğal makyaj diye geçenlerde. Fazla makyaj yapmak istemediğim zamanlar bu farı tüm göz kapağıma sürüyorum. Çok güzel bir aydınlık görünüm katıyor. Bol rimel de sürüyorum. Göz kalemi kullanmıyorum. Allık ve ruj. Bu arada aşığım diyebilirim. Bittikçe alacağım diyemiyorum. Çünkü bu far bitene kadar bir 4-5 sene geçer belki. Gerçi üstü biraz çukurlaştı ama biraz. Gördüğünüz gibi şöyle bir çukurlaşma var. Göz kapağı tamamına sürmediğim zamanlarda da hangi farımı kullanırsam kullanayım mutlaka kaş altımı bununla aydınlatıyorum. Yani sürekli her makyajımda hemen hemen kullandığım bir ürün. Flormar ürünlerini zaten çok seviyorum. Özellikle farlarını seviyorum. O zaman bir Flormar farıyla da devam edelim. Flormar'ın tekli farlarından, bende 10 tane tekli farı varmış Flormar'ın bu arada. Geçenlerde yine post yapmıştım. Abartmışım biliyorum ama onların yapılarını aşığım, bayılıyorum. Bu da 014 numara. Bu farı da aslında ben hiç sanki tekli farım Flormar'dan yokmuş gibi geçen sene başları kuzenimde görüp beğenmiştim. Öyle almıştım hemen koşup. Yani almasam olmayacakmış değil mi? Bunu da açtım. Bunun rengini de çok seviyorum. Gayet doğal bir rengi var. Günlük rahat rahat kullanabilecek bir far. Aslında bunun için tam bir renk